Hepinize merhaba arkadaşlar. Ligde Avrupa maceramız bitti. Açık ve net söylüyorum. Çünkü yaptığımız puan kayıpları bize yetti. Şu an Fenerbahçe ile kendi sahamızda bir maçımız var. İspanya ile oynayacağız, İrlanda ile oynayacağız. Ondan sonra da ligde ve Beşiktaş'ta oynayacağız. Yani bu da demek oluyor ki arka arkaya 4 tane zorlu maç bizi bekliyor. Eğer İspanya ya da İrlanda maçında ben oynamazsam, gördüğünüz gibi ilk maç olan Konyaspor deplasmanına gideceğiz. Zaten bir sonraki haftada büyük bir ihtimalle ligi bitiririz. Çünkü önümüzde fazla bir maç kaldığını sanmıyorum. Gördüğünüz gibi Bursaspor, Trabzonspor ve Kayserispor var. Yani bunlar şu an ligde kafaya oynayan takımlar. Tabii ki bunların dışında Antep ve Antalyaspor da var. Ondan sonra da maç yok. Yani olay tamamen bundan ibaret. Yani toru topu önümüzde çok ama çok az bir maç kaldı. Bizim yapmamız gereken bu maçlardan alabildiğimiz kadar puan almak. Yani en azından Avrupa maceramız bitti desek de ligde bizim iddiamız bitmedi arkadaş. İddiamız da tabii ki alt sıralara düşmemek ve bu yüzden ilk sınavımıza Fenerbahçe'yi kendi sahamızda ağırlayarak çıkacağız. Galibiyet alamasak bile bir puan alalım yeter be. Adana'da Union Park'ta kritik bir maç, ligin üst sıralarını ilgilendiren bir maç. Tabii ki bizim için de prestij maçı. Elimizden geleni yapacağız. Ligin en az gol yiyen takımı bizmişiz ve en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ymiş. Yani bol gollü bir maç da olabilir, golsüz bir maç da olabilir. Bu konuda derin şüpheler var ama tabii ki son sözü futbolcular ve ben söyleyeceğim. Yani elimden geldiğince mücadelemi yapacağım her zaman olduğu gibi. Kurtarışlarımı yapmaya devam edeceğim. Hatadan uzak bir performans sergilemek istiyorum. Çünkü geçen hafta yaptığım hatalar ister istemez beni moralman çökertmişti. Bunların aynı şekilde devam etmesini istemiyorum. Ramos'cum aferin oğlum, aferin. Çok güzelsin. Adamsın adam. Kendisi iyileşti. Gerçi iyileşmedi. Ama ne yaptınız oğlum siz orada lan? Hadi. Hay bir top kayboldu arkadaş ya. Hatadan uzak bir performans dedim ya, onu unutun. Yani ben hata yapabilirim. Takım da yapıyor, ben de yaparım arkadaş. Herkes hata yapmakta özgür bu takımda. Lan ne oldu orada? 2 dakika şurada kameraya baktık, hemen bir top kaybı yapmışsınız ya. Cık cık. Yakışmıyor beyler, vallahi yakışmıyor. Yani tamam Fenerbahçe güçlü takım da olmaz yani. İlk dakikalardan bu kadar basit ve anlamsız bir anda oluşan top kaybı olmaz. Sektirme, sektirme. Tek de aferin Renan. Aferin Renan, bas abi orada. Çok güzelsin. Bir daha kapat bende. Lan lan lan. Aferin oğlum. Aferin oğlum, işte bu kadar ya. Üstüme gelen topu sektirdim. Kur önüne baskı ya abi. Kur önüne bas. Bas sağ 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 sağ. İşte bu. İşte bu bak. En sevdiği toplar. En sevdiği toplar ama bende. Bende. Ya oğlum kim oynuyor bizim sağ kanatta ya? Bu çocuğun ismini ben sürekli unutuyorum ya. Digao mu sen miydin ya? Ha Digao, niye tutmuyorsun abi adamını? Pres yap, pres yap beyler, döndürmeyin, döndürmeyin. Bak Vieira, sen de o, yersin onu aslanım, yersin onu. Ama abi yapmayın. O adam senin bacak arandan nasıl gönderdi o topu ya? Geçirme, geçirme, sakın geçirme abi onu. Çok güzel, çok güzel, baskıya devam. Ya oğlum, oğlum vurdurma şu adama ya. Ya beyler, hadi bir toparlanın, bir kendinize gelin ya. Adam önünde rahatlıkla şut çekiyor abi, arkasından itmeye çalışıyorsun herifi ya. Yapma yapma. Gözünü sevdim. Ondan önce gir şu topa. Hamleni yap. Ondan sonra sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Ya Fenerbahçe her geçen dakika baskıyı arttırıyor. İlk yarıda en ufak bir varlık bile gösteremedik. Umarım ikinci yarıda biraz olsun bir şu kaleye gidip Volkan'ı rahatsız edebilecek bir pozisyon yaratabiliriz. Adam maçın başından beri resmen oturdu kalede ya. Yemin ediyorum ama adamın yaptığı hiçbir şey yok. Resmen orayı izlemeye gelmişim. Bir çekirdek çayı eksik. Onlar da olsa tam olacak ha. Vallahi tam olacak. Çıkmayalım ya. Biz pozisyona pozisyona çıkmayalım. Hiç gerek yok. Ozan 10 numara şut çekti. Adrese teslim tam köşeye. Yani şu boşluk ne? Hadi o boşluğu geçtim. Adam topu çekse bir anda arkasından koşan adama bile verebilecek pozisyonda ya. İkinci yarının daha henüz başı, 1-0 yenilgi durumuna geldik. Umarım farka gitmez maç. Farka da giderse zaten işin içinden hiç çıkamayız.
Aman abi, aman bak, kaçırma, kaçırma. İşte o adam o kadar seni rahat geçmesin ya. Yap. 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 Ne yaptın şimdi bir yere? He? Ne yaptın abi sen? Ya. Sırf Robin Van Persie'ye şut çektirmemek için gitti adam penaltı yaptı ya. 2-0. İkinci yarıya efsane başladık. Yani ilk yarıda da kötüydük ama ikinci yarıya daha da kötü bir şekilde performansımızı sürdürüyoruz. Yani ilk golde tamam hadi hatalıyız da yani bu ikinci gol tamamen saçmalık yani. Öyle bir hamle yapılmaz ya. Açısını bile kapatacaksan topla alakan yok. Yani ayağına sokuyorsan o topa ya topa vurursun ya da en azından dokunacak bir pozisyon yaratırsın, bir şeyler yaparsın. Direkt adama lan diye dalarsan hakem de penaltıyı çalar, bu maçta farka doğru gider. Abi yeter artık şu tutun Ozan Tufan'ı ya, sürekli adam topla rahatlıkla hareket ediyor. Aman dikkatli hamle yap, dikkatli müdahale yap. Çok güzelsiniz beyler, çok güzelsiniz, tertemiz müdahale yapıyorsunuz. Ya penaltı oluyor ya herif rahatlıkla geçiyor ya. Daha topu kontrol edemiyoruz ki biz gol atma peşine düştük. Vallahi puan çıkartma peşine düştük. Daha top kontrolü yok takımda. Abi adam sağ uzun oynuyor. Yanında kimse yok ya. Ya vallahi fark yemeye çıktık biz maça. Başka bir şey değil. Ah 10 numara pas. Şut da iyiydi. Vallahi biraz daha falsoyu verebilse 3. gol bile olabilirdi de. Offside'miş. Şu pasın da offside'de harcanması biraz kötü oldu. Hadi goye. Güzel abi güzel bak. Maçın sonuna doğru da olsa en azından bir pozisyon yaratmayı başardınız. Helal size. Çok güzel pas. Olur olur. Sıkıntı yok. Olur olur. Olur. Alıştık. Nasıl yeniliyor. Sıkıntı hiç yok. Problem değil. En fazla küfür ederler. Hadi miymiş. Çok güzel abi. Ver ara pasını Goya'ya. Harikasın. Hadi Bekir'im. Bekir'im yapma Bekir'im. Oha. Goya'ya faal yok. Hadi sanım benim ya. İşte bu kadar ya. Ya teselli teselli. En azından teselli buluyor. Vieira'nın defanstan gidip Edgar'ın yerine, Gueye'nin yerine o golü atması çok güzel bir şey. Yalnız Gueye oyuna girdi son dakikalara doğru. Maça bir heyecan geldi ya. Yani tamam sevinmek istiyoruz. Puan almak istiyoruz. Galibiyet istiyoruz. Ama sonuçta rakibimiz de Fenerbahçe olduğu için biraz da yüksekten uçmamak lazım. Yani çakılmak mevzusu tam bu maça göre ki maç bitti zaten. Attığımız bir gol sadece bizim için teselli, başka da bir şey değil. Hak etmedik. İşin aslı o. Yani maçla hiç alakamız bile yoktu diyebilirim. Fenerbahçe oynadı. Zaten bir tane şutumuz var, o da gol oldu. O da gerçi iki tane şut çektikten bir tanesi de dağa taşa gitti. Bu adamlar analiz tutmayı falan bilmiyor. Vallahi. Neresiydi izliyorlar şu maçı ben anlamış değilim. Dünya Kupası'na giden yolda rakibimiz İspanya. Gördüğünüz gibi ben yok. Ben 25 kişilik kadronun içinde varım ama ilk 18'de yokum. Onun benim yerime Volkan Babacan ve Onur Kıvrak görev yapacak. İlk 11'de Onur çıkmış. Umarım başarılı oluruz. Umarım İspanya gibi zorlu bir rakibi yenmeyi başarırız. Yani buna ihtiyacımız var ve İsmail Köybaşı gol attı. Enteresan. Milli takımda da işler garip gidiyor. Yani o kadar isim varken İsmail Köybaşı'nın gidip gol atması biraz garip geldi bana ama İskoçya grupta üst sıralara oynamayı seven bir isim derken Hakan 10 numara ikinci golü atmış ve ardından İsko penaltı kaçırmış. Tamam bitti bitti. Bitti rahat olun bitti. İspanya'yı devirdik be. Öyle hiç umursamaz gibi başladım ama İspanya'yı devirdik. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ama İsmail'in gol atması biraz garip geldi bana. O yüzden yadırgadım. Sırada İrlanda maçı var ve ilk 11'deyim. İşte bu be. İşte bu be. Sonunda kendimi göstereceğim. Kendimi Fatih Hoca'ya göstereceğim. Dünya Kupası'nda kendi ismimi yazdırmak. Milli takım kadrosu içinde bulunmak ve barınmak istiyorum. İrlanda maçında da performansımı en iyi şekilde gösterip bu sahadan milli takımımızla galibiyetle ayrılacağız. İrlanda'yı grupta mağlubiyette kendi evinde yeneceğiz. Sanderson Park'ta güzel bir atmosfer var. Milli maçta Türkiye İrlanda karşılaşması başlamak üzere yerlerinizi alın. Kolanızı, çekirdeğinizi, cipsinizi ayarlayın. Hepsini ama hepsini ayarlayın çünkü birazdan şölen var. Bu sahada İrlanda'ya fark atacağız. Şovumuzu yapacağız. Milli takımı Dünya Kupası'na götüreceğiz.
Caner çok iyisin abi. Çok iyisin. Ver pasını. Mükemmel pas ya. İşte bu kadar. Hadi beyler geçin ortaya. Geçin Olcay'a çar. Olcay pas da verin. Ne yaptınız lan? Oğlum yediniz pozisyonlar resmen. Aferin Caner. Süpersin. Ah lan ah be. Olmadı lan. Olmadı lan. Bir daha. Yüklenin aslanlarım benim be. İşte bu ya. Milli takım bu ya. Dikkatli bas abi. Dikkatli bas orada. Yersin onu. Yersin onu da o seni yedi be. O seni yedi. Aman aman. Riskli ya. Riskli ya. Öyle yok. Öyle yok. Kapatın şunun önünü. Lan. Bu arada o ceza sahasında hiç kendini yere atmış. Yere atmış. Yani dikkatimden kaçmadı değil. Onu gördüm. Ama kendini yere atmış. Ayıp. Öyle penaltı almaya çalışmak olmaz. Eh be abi. Eh be abi. Nasıl kaçırdın sen o adamı? Oğlum takip etsene. Niye bekliyorsun? Ya abi. Kapat kapat. Önünü kapat şunun ya. Vur gitsin. Vur gördük. Ya abi. Adam senin arkandan topu veriyor. İzliyorsun ya. Senin o adama koşman lazım. Onu yapan da Allah bilir İsmail'dir ha. Adama gol attı diye tepki verdik ya, şaşırdık ettik. Sırf ona inat olsun diye koşmuyordur abi beni rezil etmek için. Ya İrlanda beklenenden daha iyi bir performans sergiliyor. Ya ben bu kadar bizi zorlayacaklarını tahmin etmiyordum. Yani maçın başından beri bir tane dışarı çıkan top, bir tane direkten dönen top, bir tane de müsait vuruştan zar zor çıkarttığın top. İrlanda yükleniyor, bizim de koca maç boyunca bir tane pozisyonumuz var. Yani İrlanda atarsa hiç kimse şaşırmasın. Açık ve net söylüyor. Yunus'um sal araya, sal araya. Yunus, Yunus salsana oğlum. Ya bir de salcan abi, bir de ya. Pozisyonu yiyorsunuz, farkında değilsiniz. Ama güzel, güzel, güzel işte bu kadar be Yunus. Aferin oğlum işte bu ya. Bak bir daha atsaydın o adamı. Daha etkili bir pozisyon yaratabilirdik. Ama olsun bu da güzel. Ya en azından golle burun buruna geldik. Ömer ne yaptın? Senin saçına ne oldu Ömer? Yetiş yetiş abim yetiş şuna ya. Güzel iyi oraya açtı tamam sıkıntı yok bende bende bende. Ömerciğim Serdarcığım şu adamlardan önce girin adam topa ya. Kendimi siper ettim arkadaş herif. Böbrek kaburga ne varsa tekmeledi ya. Hadi beyler hadi düşmüyor bu top lan. İrlanda kötü dedik herifler bizden daha iyi top oynuyor ya. Vallahi billahi bizden daha iyi top oynuyorlar. Ben bu kadar İrlanda'nın iyi olacağını beklemiyordum ve grupta 5. sıradalar. İşin en saçma yanı o. Ne oldu? Ya arkadaş oyuncu değişikliğini şimdi bırak korneri atsın adam ondan sonra attır. Al bak saçma sapan orta açtı. Hiç teknik bilgin yok ya. Yersiniz onu yersiniz onu iki kişisiniz beyler hadi aslanlarım beni. Ulan adam ikinizi birden yıktı lan. Allah sizi ne yapmayın. Herif. İki kişiyi birden devirdi. Üstüne üstlük bir de gitti ortasını açtı ya. Helal olsun. Bizim işimiz çok zor. Şu maçtan bir puana alırsak biz vallahi şükredelim. Yani gidişat o. Adamlar gümbür gümbür geliyor. Bir o kanattan bir o kanattan. Cepheden sağdan soldan. Yani neresi boşsa herifler gelmek için ellerinden gelen bütün fırsatları değerlendiriyorlar. Biz de buna karşılık verebilmek için zar zor kalemizi korumaya çalışıyoruz ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani ben çıkartıyorum onlar vuruyor. Ben çıkartıyorum onlar vuruyor. Bu iş nereye kadar gidecek bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Serdar'cığım önce elini kaldırıyorsun ha. Hiç şu adama gideyim de bir hamle yapayım yok. Vallahi. Nasıl anılar çıkartır değil mi? Sen de haklısın baba be. Sen de haklısın. Lan İspanya karşısında 2-0 galibiyet al. İrlanda'ya pozisyon yaratamam. Ne diyeyim ki ben? Hadi lan Kerem. Ne varsa sende var oğlum. Gidersin be koçum. Yürü be. Yürü aslanım be. Devam et lan. Oğlum kimse kalmadı. Yürü lan. Yürü yürü yürü. Geç pas ver. Orta aç bir şey yap. Arka arka. Arka direkt. Gol be işte bu kadar be. Arka direk atsaydın daha iyi ama. Arka direk atsaydın daha iyi ama. İrlanda karşısında benim yarattığım pozisyon bak. Benim yarattığım pozisyon. Kendimle övmek için demiyorum. Oyunu hızlı başlattım. Bir anda atağa çıktık ama Kerem Fıray neden arka direkte eliyle Yunus'a pas verdi onu bilmiyorum. Herhalde aralarında bir söz ya da anlaşma vardı ya da benim bilmediğim bir taktik vardı. Yine de gol attık. En azından zar zor pozisyona nasıl olduysa bir anda yaratıp gol atmayı başardık. İrlanda karşısında 1-0 öne geçtik. Şu an işler gayet tıkır. Ama önemli olan tek bir şey var. Savunma yapabilmek. Bu savunmayı da umarım yapabiliriz.
Hadi Arda be. Hadi aslanım be. İyi bir orta. Çok güzel yere. Ulan vur. Gönül. Abi sen bizim Digao gibisin lan. Nereye vurdun? Hadi Kerim. Hadi Kerim. Git abi köşeye. Bitir şu maçı be. Bitir şu maçı. Türkiye sevinsin be. Türkiye sevinsin işte bu kadar ya. Sonunda İrlanda'yı zor da olsa geçmeyi başardık. 1 puanı. Pardon 3 puanı. Kerim'in pasıyla. Yunus'un kafasıyla bulduk. Yani çok zor bir maçtı açık ve net söylüyorum. Hiç beklenmediği kadar lan zorlu geçti. Yani kimse gidip de Türkiye kolay yendi, kolay bir zafer elde etti falan demesin. Yani zar zor kurtarışlarım olmasa bu maç farka bile gidebilirdi açık ve net söylüyorum. Kendimi övmüyorum. Bunun farkında olun. Rica ediyorum. Milli maçlardan güzel sonuçlar aldık. Umarım milli maçlardaki performansımı Beşiktaş karşısında da sürdürürüm. Yani kendi sahamızda Beşiktaş'a karşı artık puan almak istiyoruz. Daha doğrusu ligde puan almak istiyoruz. Puan kayıplarına bir son vermek ve bunu Beşiktaş'la yapmak istiyoruz. Umarım Edgar bugün gol atar. 8 maçtır kendisi gol atamıyor. Yakında atacak. Ben inanıyorum. Adana'da taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi yalnız bırakmıyor. Tribündeki yerlerini aldılar. Bizi desteklemek adına Beşiktaş karşısında ellerinden geleni yapıyorlar. İlk maçta Quaresma'nın benim çatalama attığı bir gol vardı. O hala aklımdan çıkmıyor. Yani engel olamadım ve son dakikalara doğru yemek bizi Beşiktaş karşısında mağlup duruma düşürmüştü. Umarım bu maçta aynısı olmaz. Buna izin vermemek için elimden geleni yapacağım. Gerekirse gideceğim Quaresma'nın ayağını kıracağım. Açık ve net söylüyorum. Hadi Barış. Ver pasını. Çok güzelsin. Edgar bak koşu geldi. Koşu geldi. Edgar. Süper pas. Değil. Oha oğlum. Oha sen nasıl vurdun lan o topa? Ya ligin başından beri bunları yapsanız biz bu sırada olmazdık ha. Şu pozisyonları denese kesi. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Bir şey bile diyemedim hatta. İşte bir önceki pozisyona bak. Bir de şimdiki pozisyona bak. Arada uçurum var uçurum. Kapat, kapat. Olcay'ın önüne kapat. Bela kapatın şunların önüne. Ya da boşver. Boşver. Adamlar nasıl fırsatı buluyor. Ya top çizgi halinde bir anda sağ tarafa geçmeyi başardı ve adam rahatlıkla şut çekti ya. Yok arkadaş. Bizim Avrupa maceramızın olmaması gayet doğal bir şey. Değil mi Ramos? Aferin. Ya tek de uzaklaştırabilen ilk isimsin. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Edgar gidebilir misin? Gidemezsin. Gidemezsin. Sende o potansiyel yok. Sen de haklısın kardeşim. Vallahi sen de haklısın. Abi nasıl kaybediyorsun? Gözünün yani yediğim nasıl kaybediyorsun sen? Harika. Harika. Çok iyi müdahale. Hocam topaydı. Vallahi topaydı o top. Şey hamle. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Artık bir pas ver. Çok güzel Özdemir. İyi orta. Komanda. Nereye? Abim köşeye vur be. Vallahi şu kafana tık yapacaksın. Köşeye dönecek o top. Olduğu gibi vuruyorsun. Odun gibi vuruyorsunuz ya. Hadi yetiş şuna. Çok kötü. Çok kötü müdahale. Hamle müdahale artık nasıl söylemek istiyorsanız söyleyin. Ya böyle bir hamle olamaz. Adam hiçbir şey yapmadı. Sadece topu hafifçe sağa çekti ve bizim pres yapmaya giden arkadaşımızın ne topla ne de adamla alakası kaldı. Yani çok basit pozisyon veriyoruz. Umarım gol yemeyiz ki yiyeceğiz. Adım gibi de emin. Bir şey olur eder. Bizimkiler gene bir penaltı yapar biz yeriz. Çünkü ondan kurtulamıyoruz. Artık yeter be. Yeter şu Talisca'yı bir durdurun arkadaş ya. Herif pas o şut çekiyor. Pas veriyor. Bir şey yapıyor. Ya 3 kişi arasından Talisca pas veriyor. Abi ya yapmayın gözünü seveyim. Hadi iyi paylaşın şu adamları. Ya bir puan alalım lan. Fazla bir şey istemiyorum artık ya. Beyler vurdurma. Vurdurma oğlum bak. Çektirme lan. Bu ne şimdi ya? Ya cidden bu ne şimdi ya? Yani biraz önce dedim ya hani. Ne olur ne eder gene biz bir gol yeriz. Saçma sapan pozisyondan gene gol yedik ya. Bir de çıkarttım. İki de herif vurdu döndü gene çıkarttım. Defans uzaklaştıramadı topu. Adam boş kaleye topu gönderdi. Ne yaptım şimdi ben maçın başından beri? Ya boşu boşuna mücadele ettim. Sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya. Hayatında kaç kere oradan golüm var. Hadi lan Barış'ım. Hadi oğlum bir ara pası sal be aslanım. Sal be koçum be. Sal be. Ya son dakikalarda yaptığımız hataya bak ya. Gol atmaya gitmeye çalışırken bir de döndü top kontra yedi gol yedik.
Çıkarsan ne olur, çıkarmasan ne olur. Vallahi billahi. Ya önceden 1-1 gidiyorduk, artık 2-2 yemeye başladık. Yani son haftalara doğru bu sayı 3'e falan da çıkarsa ben şaşırmayacağım. Ortada pozisyon yoktu, bir anda pozisyon oldu, gol yedik. Kötü bir şekilde kendi sahamızda Beşiktaş'a da puan kaybettik. Fenerbahçe'de 2 attı kendi evimizde. Beşiktaş'ta 2 attı. Yani işin özü şu, gelen vuruyor, giden vuruyor. Takım oyun hamuruna döndü iyice. Ya o kadar mücadele mi yaptım? Karambole herifler ne yaptı? Etti, gol atmayı başardı. Kendi hatamızdan da ikinci golü yedik. Zaten ilk goller saçma sapan oldu. İkincisi de kendi hatamız oldu. Ne iş, ben anlamadım ya. Totem mi yaptılar? Ne yaptılar arkadaş? Artık kulüpte gelen vuruyor, giden vuruyor muhabbetleri dönmeye başladı. Rakibimiz deplasmanda Konya Spor. Yani yenilsek de olur, yensek de olur. Artık Pollyanna moduna bağladık. Kimse umurumuzda değil arkadaş. Bundan sonra böyle ya. Zaten bir iddiamız da kalmadı. En azından orta sıralarda yerimiz garanti. Konya'da cıvıl cıvıl, güneş açmış bir hava var. Konya Spor taraftarı galibiyetten emin. Kendilerine güveniyorlar. Bizim taraftarlarımız da... Adamlara yazık ya. Adamlara vallahi yazık ya. O kadar yoldan geliyorlar, ediyorlar. Her seferinde biz puan kaybediyoruz. Adamlar hala gelmeye devam ediyor ya. Hepsini teker teker tebrik ediyorum ya. Yanaklarından öpüyorum arkadaş. Vallahi gelen vuruyor, giden vuruyor. Bir türlü arkamızı doğrultamadık. Umarım Konya Spor maçında en azından bir puan alırız. Çünkü Konya Spor da kolay bir takım değil. Yani... Bir puan bile alsak belki umutlanacağız. Avrupa olacağından değil ama küme düşmemeye oynayacağız. O yönden düşünüyoruz artık. Yani başkanın da düşünceleri bu yönde. Artık adam yavaş yavaş takımdan koy vereceklerini listelemeye başladı. Bunların içinde ben de varım, emin olabilirsiniz. Tabii ki benim nedenim maddi. Manevi değil ya. Emin ol. Çünkü yaklaşık 33 milyon civarına bir yakın bütçe katkı sağlayacağım onlara. Tabii ki transfer olabilirsem. Bu arada ne oluyor orada? Enteresan bir şekilde galiba biz orada topu kaptık. Pozisyon oldu ve ben bunu fark etmedim. Hadi Diga. Diga çok güzelsin. Bak güzel verdin. Özdemir. Hadi oğlum yapıştır. Abi sen vursana. Sen daha müsait pozisyondasın ya. Ya bizde de bu huy var arkadaş. Kimse bencil değil. Ya herkes birbirine attırmaya çalışıyor. Lan biriniz de çıkın şut vurun ya. Korkmayın ya. Ver abi pasını. Koman kaçtı kaçtı. Çok güzelsin de. Biraz geç kaldın sanki be. Aha hata hata vur. İşte bu kadar be. Edgar ya. Edgar ya. 9 maç sonra gol atmayı başardı. Adam adam. Allah bilir ligde kaç tane gol atmış. Seneyi kapatacağız. Adam sonunda gol atmayı başardı. Ya bu 9 maçlık muhabbetle nereden geldi diye soranlar varsa... Nedeni şu, mesajlarda görmüştüm. Bana antrenörüm söyledi, oğlum dedi şuna taktik verin dedi. 9 maçtır dedi gol atamıyor artık dedi, atsın. Yoksa dedi başkan bunu dedi dövecek. Ya yani ondan biliyorum yani. Bu arada 4 tane gol atmış senenin başından beri. Acaba gol priminden ne kadar alıyor merak ediyorum. Ya da hiç almıyor, o yüzden atmak istemiyor. Öyle bir ihtimal var. Açı vermeyin abi, bak pas yaptırma, açı verme başkan. Bir şey istemiyorum da o herif nasıl vurdu lan o topa? Kimin arasından, kimin neresinden geçirdi o topu ya? Lan topu görmedim. Top üstüme gelmiyorsa, köşeye gitse var ya %100 gola. Enteresan pozisyonlar da oluyor bu ara vallahi. Ya hiç beklemiyorsun şutun geleceğini, bir anda şut geliyor. Sen bana niye verdin? Al tekrar ya. Aç oradan, aç memişim. Paylaşın adamlarınızı, paylaşın adamlarınızı. Hadi oğlum, düşmüyor bu top. Tek de bak, uzaklaştırıyoruz beyler. Ben de. Lan, o top oraya nasıl gitti? Dur. Yok yok, geri pas yok, geri pas yok. Türkiye'de geri pas sistemi işlemiyor. Kur baskıyı, kur baskıyı, pres yap, pres yap. Bak, adam en solda, adam. Oğlum, gene en solu bomboş bıraktınız lan. Ya abi, siz niye böyle yapıyorsunuz? Ben sizi anlamıyorum, bazen vurdurma. Vur şunu, vur. Diga, güzel. Yiyeceğiz yiyeceğiz. Az kaldı. Karambol geliyor bak. Hissettirmeye başladı ufaktan. Hadi beyler. Hadi bas bas bas. Bırakma abim bırakma. Bak Bayiç'e dikkat. Aman aman aman. İşte bak. O adama giderken öbür adamı kaçırmayın abi ya. Arkanızda unutuyorsunuz herifi. Güzel pas Renan. Çok iyi gördün Ronnie'yi. Ronnie. Adamsın Bekir'im. Bekir. Hadi aslanım hadi. Bak koşu geldi. Arapası mükemmel. Yaz onu. Da biraz da bitirici olsak çok güzel olacak ha.
İyi paylaş, iyi paylaş adamlara bak, kaçırmayın beyler, dikkatli. Hadi gözünü seveyim, yemiyoruz ya. Şu maçta galibiyet istiyoruz. Lan oha hocam ya bak, sarı kart ver, kendini yere atıyor herif ya. Hadi oğlum bir kontrol yapalım be. Ronnie'cim, aslanım benim, güzel paslar. Güzel paslar bunlar. Aferin, aferin. Yani bir kontrol yapalım dedik ya, hemen kaptırın abi. Kontranın içine edeyin, ondan sonra pozisyon yapmaya çalışalım. Sen de kaptır Renan'cım, tam olsun ha. Ulan bir an dedim kaptırıyorsun ha. Öyle bir pas verdi ki kime attığı görünmüyor. Yalnız güzel açtın. Hadi Roni. Hadi. Tamam Roni'cim, tamam, anladım ben seni. Güzel pas. Kaldır kafanı Bekir. Mükemmel, mükemmel. 10 numara yeri. Vallahi 10 numara yeri. Diga arka direkte Edgar işte 2. 2 oldu işte, bu kadar ya. Ya var ya, uzun zamandan sonra Adana Spor kendini buldu. Edgar'la buldu. Edgar şu an bütün takımı çalıma diziyor. 9 maçın intikamını var ya, takımı çalıma dizerek çıkarttı. Adam, adam. Özlettin lan. Yemin ediyorum özlettin. Ya bu maçta 2 gol attı ama resmen sanki bana 9 maçın patlamasını yarattı. Harbi diyorum, bütün takımı da çalıma dizdi. Bunu ispatladı herkese. Adamsın Edgar, da biraz geç oldu ve sezon bitti. Pres, pres, pres. Zorlayın abi, zorlayın. Top çevirmeyin. Ne oldu hoca, Allah'ını seversen ne yaptı adam ya? Üf, saçma sapan fauller veriyorsun. Vallahi saçma sapan fauller veriyorsun hoca. Ne yaptı orada, ne oldu? Sağlam bas, bak soldan kaçıyor, soldan kaçıyor, kaçıyor. Lan yemeyelim, yemeyelim. Çok güzel. Ayağına sağlık kardeşim benim. Ayağına sağlık senin var ya, şu kadar net pozisyonları nasıl harcıyorsunuz? Anlam veremiyorum bazen. Ya bir forvet olsam var ya, onların yarısından çoğunu atarım. Ama yetenekli oyuncular resmen kaleyi bile tutturmayı başaramıyorlar. Uzun zamandan sonra Konyaspor karşısında mağlubiyet gözüyle baktığımız maçtan galibiyet alarak ayrılıyoruz. Taraftarımızı mutlu ediyoruz. Hidayet Türkoğlu şu an sahada. Bir an onu gördüm. Karşımda resmen onu gördüm ha. Yani gördüğünüz gibi Konyaspor oynadı, biz aldık. Enteresan bir maç oldu ama bizim için çok güzel oldu. En azından moral bulduk. Bu yüzden seviniyorum. 8 Nisan günü tarihe yazılsın. Ligin artık neredeyse sonuna geldik. Yani şu an önümüzde 5 maç kaldı. 5 maç sonrasında şampiyon belli olacak. Ve büyük bir ihtimalle Fenerbahçe şampiyon olacak. Bizim üst sıralardan sadece Trabzon ile maçımız var. Yani Trabzon'un sırasını sadece değiştirme gibi bir ihtimalimiz var. Onun dışında Antep ile maçımız var. Antep'in ya ihtimal bile verememiş inaz. Puan farkı 10 fark olmuş. 5. ile 6. arasında. Bizim yerimiz de stabil. Hiç değişmiyor. Ya 9'dayız ya 6'dayız. O arada gidip geldik, gidip geldik. Sonunda kendimizi bulduk. Yani şöyle arka arkaya bir iki maçta kaybetsek 15-16'dan bizi toplarlar. Yani Adana'da işler karmakarışık. Açık ve net söyleyeyim. Zaten kalan maçlarımızdan da Kayserispor 14. Ondan sonra Antalya 11. Bursa 10. Trabzon zaten 3.'ydü. Bir de Antep vardı 6. 3 tane sağlam, 2 tane tırt maçımız var. Bakalım ne olacak ne edecek, göreceğiz ilerleyen günlerde. Sene sonunda kulübe bildirgemi yapacağım ve transferimi isteyeceğim. Bunu siz de zaten istiyorsunuz artık başka kulübe git diye. Gideceğiz, gideceğiz. Sene sonu gideceğiz. Zaten öbür bölümde de seneyi bitiririz. Ondan sonra da yeni takımımızla yepyeni bir sezona geçeriz. Tabii ki bu 2 bölüm sonra falan olur. Tabii ki şöyle de bir durum var. Bugün bitti. Artık 3 gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.